Herkese merhaba arkadaşlar. Yazı getirdik. Artık yaz geldi. Biz de güzel bir villa tanıtmaya geldik. Neredeyiz? Didim Efeler Mahallesi'nde. Eski Yönder, şimdiki Sınav Koleji'nin alt tarafında 500 metrekare arsa içerisinde 5 artı 1 ayrı mutfaklı, yerden ısıtmalı güzel bir villa gezeceğiz. Güncel fiyatımız 10 milyon 500 bin TL. Gayet de güzel bir villa. Kamelyamız var, park alanımız var, 30 metrekare net kullanım alanına sahip bir havuzumuz mevcut. Şık bir villa gezeceğiz. Harika bir taş duvar yapılmış ve bahçe kısmında havuzun hemen yan tarafında bir kamelya alanımız var. Yanında da sabit barbekü yapılmış. Genel olarak bahçe gerçekten geniş ama siz isterseniz tabii ki birkaç tane seramiği kaldırıp bahçe alanında kendinize yaratabilirsiniz. Neden böyle yapılıyor? Genelde alan insanlar yurt dışında oturduğu için geldiklerinde bahçeyle uğraşmamak adına tercihler bu yönde. Ama bahçe isteyen de son zamanlarda çok, birkaç tane seramik kaldırılabilir. Gayet güzel bir kamelya alanımız var, değil mi? Harika olmuş. Aydınlatmasını da yapmışlar. Yan taraflara bir bodrum bezi. Tamamdır, burada oturma alanınızı bulduk. Gayet güzel bir yer. İki tane yapılmıştı, bir tanesi satıldı. Şöyle bir gösterelim istersen bahçe alanında. Duvarların üstü 1 metrelik çimçitlerle tamamen yükseltilmiş. Daha izole bir hale gelmiş. Gayet güzel bir yer. Salondan çıkabileceğimiz bir teras alanımız var. Buranın da üst tarafını isterseniz kapattırabilirsiniz. Burada iki tane palmiye ağacımız var. İsterirse bunlar sökülebilir. Tamamen böyle kapatılıp kış bahçesi tarzında bir oturum alanı da elde edilebilir burada. Zaten müstakil bir villa. Evin etrafını tamamen gezeceğiz. Sonra tekrar bahçeye çıkarız. Sabit bir barbekü yapılmış. Geniş bir barbekü. Gayet güzel olmuş. Alt tarafına da birer tane kapakla saklama alanı olarak kullanabileceğiniz alanımız da var. Burada da aslında çocuk oyun alanı da yapılabilir. Yan taraftaki bahçe genelde gölge oluyor burası. Gayet de güzel. Sulama sistemi de hazır. Akşam görüntüsü çok daha güzel. Güvenlik kameraları da takılı. Eksiksiz bir ev. Arkamda da araç park yerini görüyorsunuz. Yaya girişimiz ve araç park yerimiz ayrı ayrı kapılardan. Genelde bunu bulmak çok zor dediğim gibi bir yerde. Çünkü yola cephemiz daha dar olduğu için hepsini aynı kapıdan yapıyorlar. Ama burada farklı farklı kapılardan. Araç park yerimiz burada. İki araçlık güzel bir park alanımız var. Üstünde kapattırırsanız çok da abes durmayacaktır. Çünkü zaten yan tarafta kalıyor. Yani orada herhangi bir pencere yok. Üstünü tamamen kapattırabilirsiniz. Şimdi giriş alanımız burada. Ama bir dışarıya kadar çıkalım mı? Dışarıyı da bir gösterelim. Çünkü dışarıda yoldan önce bir yeşil alan var. Yani bize ait bir yeşil alan var. Orayı da çok güzel ağaçlandırmışlar. Her zaman geliyoruz böyle üstün körü geçiyoruz. Bu sefer detaylı tanıtacağız. Çünkü kişiye özel bir video gibi olacaktı. Ama birer dakikalık videolar yerine böyle uzun bir video çekelim, gösterelim istedik. Gayet güzel bir çim alanı yapılmış burada. Harika duruyor. Ve çam ağaçları dikilmiş. İki ayrı kapımız var dedik. İkisinden giriş yapabiliyoruz. Burada altyapı sorunu da yok arkadaşlar. Her şeyle tamamlanmış bir ev. Gayet güzel bir yeşil alanımız da burada var. Böyle de bir alanımız var. Burayı da isterseniz depo gibi kullanabilirsiniz. Güzel olacaktır. Yan bahçemiz de geniş. Yine burada da yeşil alanımız oldukça fazla. Tabii ki daha fazla bir yeşil alan istenirse de seramikler kaldırılır ya da seramiklerin üst tarafına saksı şeklinde çok güzel bir yaşam alanı, bahçe alanı yaratılabilir. Burada da hem salondan hem de mutfaktan çıkabileceğimiz bir teras alanı var. Şimdi ben diyeceğim burayı kapattırın ama siz bana kızacaksınız. Neden? Bakın şu an buraya çok aşırı derecede güneş geliyor. Güzel bir ev ama burayı kapattırırsanız özellikle böyle filmli camlarla çok daha güzel bir oturum alanı olacaktır. Dışarıda 60'a 120 seramik kullanılmış. Bazı yerlerde de taş kaplama var. 5 tane odamız var. Unutmayalım. 5 tane oda artı ayrı mutfağımız var. Herhangi bir sorunu yok. Her şeyle hazır bir villa. Hemen oturabileceğiniz bir villa. Yani belediyeden ya da yapı kullanım izniyle ilgili herhangi bir problemimiz yok. Hemen taşınabileceksiniz. Yan taraf zaten taşınmış. 2 taneydi. Bir tanesi satıldı. Bir tanesi de şu an satışta. Şimdi 10 milyon 500 bin TL dedik ya. O rakamı böyle bir aşağı çekeriz. Bir konuşuruz. Müteahhiti gerçekten sevdiğimiz bir abimiz. İşini de hakkıyla yapan bir abimiz. Güzel bir giriş alanı var. Bence rüzgarlık oluşturulabilir burada. Ama gerekli mi? Tabii ki bunun kararını siz verin. İçeride de geniş bir bestiyer alanınız mevcut zaten. Ama ben yeriniz olsam burayı tek şöyle bir camla kapattırıp en azından saçak altına kadar rüzgarlık yaptırabilirim. Buraya da bir ayakkabılık, en azından günlük giyeceğiniz ayakkabıların içeriye girip çıkmaması için buraya küçük bir ayakkabılık yapılabilir. Şimdi içeriye girdiğimizde L şeklinde
bir koridorumuz var. Güzel bir koridor. Gerçekten güzel. Geniş bir tavan yüksekliğimiz mevcut. Hemen sağ tarafta, girişte sağda güzel bir vestiyer alanı yapmışlar. Şimdi burada zaten kış yaşamıyoruz. Bu yüzden vestiyer alanlarımız bizim İstanbul, Ankara'daki gibi geniş geniş vestiyer alanları değil. Bunun altını çizerek söylüyorum. Biz burada yaz kış bir tişört ya da bir montla gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir tane hafif mont, öyle tüylü tüylü montlara da gerek kalmadığı için küçük vestiyer alanları oluşturuluyor. Ama bunun altında da yine hem ayakkabılık hem de böyle küçük bir depolama alanımız mevcut. Bütün elektrik tesisatını da burada toplamışlar. Güzel olmuş. Her şeyi detaylı göstereceğiz dedim ya. Kişiye özel bir çekim olacaktı. Birer dakikaya sığdıramıyoruz. Güzel bir boy aynamız var burada. Alt katta bir tane odamız, ayrı mutfağımız ve bir salonumuz mevcut. Bir de genel kullanım banyo lavabomuz var. Oda da çok geniş. Alt kattaki en geniş odalardan bir tanesi. Genel olarak çevrede baktığımız villaları baz alırsak. 60'a 120 seramik kullanılmış. LED, aydınlatmalar ve şık bir avizemiz var. Yatak başlığı böyle düşünülmüş. Güzel olmuş. Kapıdan girdiğinizde karşıda yatak kalmıyor. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı ve yerden ısıtmamız da mevcut dedik. Şimdi bu evi bakarken çevredeki satış rakamlarını da değerlendirmek gerekiyor. Şu an 500 metrekare arsalar ortalama 4-5 milyon civarında, belki daha fazla. Yani 4-5 milyona bulunabilir mi artık, ona da bakmak lazım. Çünkü Euro 23'ün üstüne çıktı, dolar 21-50 seviyesinde çok hızlı artıyor. Hemen karşısında bir banyo lavabomuz var. Gayet güzel. Visam'ın, özür diliyorum, Krevit diyecektim. Visam'ın gömme rezervuarı ve burada güzel bir duş alanımız mevcut. Burada da NSK marka musluklar kullanılmış. Havalandırma direkt dışarıya verilmiş. Yerden ısıtmanın tesisatı gayet güzel. Değil mi? Şık, tertemiz bir yer. Artı dolabımız da güzel. Tabii burada da bir lamba var ama yanıyor. Hemen karşısında da mutfağımız var. Şimdi bu mutfağa çok eleştiri geliyor. Neden seramik yapıldı diye, ama çoğu kişi de seviyor. Tabii ki zevkler tartışılmıyor ama bu seramikleri kaldırmak çok büyük problem değil. Neden değil? Nereye kaldıracaksınız? Şu duvardaki seramikler alınacak, istenirse tabii ki. Ve şuradaki seramik alınacak. Buraya dokunmayacaksınız zaten. Tezgah arası seramik arkadaşlar burası. Güzel bir L şeklinde tezgahımız var. Altta ve üstte laki dolaplarımız var. Tavana kadar da yükseltilmiş. Karşıya da bir kahve çay makinesi koyabileceğiniz bir alan yaratılmış. Güzel olmuş. Belki televizyon sehpası gibi de kullanabilirsiniz. Zaten orada bir terasımız var. Orayı da kapattırabilirseniz çok daha güzel olacaktır. Salondan çıkacağız oraya tekrardan. Şimdi geniş bir salon istiyorum diyorsanız böyle bir ev almanız gerekiyor. Genelde Didim'de geniş salonlar bulmak zor. İmar durumundan dolayı. Bakın 40 metrekarenin üstünde bir salonumuz var. İstediğiniz eşyayı rahat rahat sığdırabileceksiniz. Televizyon ünitesi olarak da karşı duvar düşünülmüş. Üst tarafta manda gözü diye tabir ettiğimiz küçük spotlar ve taş kaplama kullanılmış. Tabii ki nişler hoşunuza gitmezse tamamen kaldırılabilir. Belki elektronik bir şömine buraya yerleştirilebilir. Tavan yüksekliği 3 metre civarında ve güzel bir avizeyle de aydınlatmayı tamamlamışlar. Süpürgeliklerde 13 santimlik mat beyaz kullanılmış. Yine lake kullanılmış. Çok şık duruyor. Sineklikleri de hazır. Her şeyle eksiksiz bir ev. Ve burada da güzel bir teras alanımız var. Hem salondan hem de mutfaktan çıkabileceğiniz bir teras alanı. 60'a 120 seramiklerin yanında da köşe bentler bakır renginde kullanılmış. Tabii ki bunlar bakır rengi olması çok güzel. Eskiden bakır kullanılırdı. Şu an çok para onlar. O kadar parayı nasıl ödeyecekler? Bir de bakır böyle biraz daha renk solması yapabiliyor. Gayet güzel bir merdivenimiz var. Baskı boyaya bayılıyorum. Çok da güzel yapmışlar. Gerçekten harika bir baskı boyamız var burada. Avize de çok güzel ve merdivendeki avize de çok güzel. Şimdi çıktığınızda göreceksiniz, harika bir avize kullanılmış. Merdiven boşluğunda bir duvar taş kaplama yapılmış. Biraz daha böyle doğal bir taş görünümlü. Çok güzel duruyor ve çok güzel bir avize kullanılmış. Bu avizenin aynısını ben alacağım. Kendi evime kesinlikle alacağım arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Ayrıca loş bir ışık yayıyor. Gün ışığı gibi renk kullanılmış ama loş bir ışık yayıyor. Gözü yormuyor. Özellikle bunun küçüğü varsa mesela salonda da kullanılabilir. Genel olarak güzel bir geniş bir merdiven boşluğumuz var. Burada tek bir ayna yapmışlar. Hemen ilk odadan devam edelim.
Burası ebeveyn banyolu ilk odamız. Bir tane daha ebeveyn banyolu odamız var. Orası ana yatak odası. Burayı bence misafir odası yapın. Ya da evde büyük bir çocuk varsa, biraz daha diğerlerinden büyük bir çocuk, onun için güzel olacaktır. Çünkü kendine ait bir banyosu olacak burada. Yatak böyle sıcak. Karşıya dolap ya da yan tarafa dolap yerleştirebilirsiniz. Hemen burada da güzel bir banyo lavabo var. Gerçekten güzel, kullanışlı. Sonuç olarak iki kişinin kullanacağı bir yer. Geniş bir kullanım alanı mevcut. Visam'ın gömme rezervuarları genelde çok oval olur. Burada daha kareye yatkın bir rezervuar var. Yine burada da bir ışık var. Şu ışıkları çok seviyorum. Yani genel olarak tavan ışığını yakmasanız bu ışık yeterli oluyor. Gayet güzel. Hemen yan tarafta genel kullanım banyo lavabomuz var. Şimdi burası da geniş. Evin aslında her yeri geniş. Kullanışlı olmuş. Çamaşır makinesi için burada yerimiz var. Yine duşakabinin içerisi gerçekten kullanışlı. Nişle yapılmış. Bütün duşakabinlerin içerisinde niş var. Bu da avantajlı. Çünkü şampuanı koyacak yer arıyorsunuz. O 10 milyon villaya para verip 5 liralık plastik bir ürün almak da hoş durmuyor. Gayet güzel, burada da dolabımız mevcut. Yine buranın ışığını da yakayım. Bütün hepsini yakmış oluyor. Lucky dolaplar kullanılmış. Bunun karşısında bir odamız daha var. Çocuk odası olarak ideal bir oda. Yatak, dolap rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir oda. İki katlı olmasından dolayı tavan yüksekliği çok güzel. İki tane penceremiz var burada. Küçük pencereler havalandırmak için ve gün ışığından yararlanmak için ideal olmuş. Çevremizde de artık market, restoran, her şey mevcut. Yani buralarda yabancılık çekmeyeceksiniz. Herhangi bir alışveriş sorunu yaşamayacaksınız. Burada da bir odamız var. Aslında gez gez bitmiyor değil mi odalar? O kadar geniş odalar var ki. Gayet güzel. Yatak, dolap rahatlıkla sığabilir. Ortalama 14-15 metrekare. Bir de ana yatak odası var. Hepsinden geniş ve çok güzel bir ana yatak odası. Hemen oraya da bakalım. Sonrasında videomuzu bitirelim. Sizi de sıkmak istemiyorum. Yaz geldi artık. Dışarıya çıkmanız lazım. Tatile gelmeniz lazım. Geldiğinizde de herkesi beklerim arkadaşlar. 40 bin kişi olduk. Bir şey almanıza gerek yok. Tanışmak için de gelebilirsiniz. Sadece gelmeden önce ufak bir mesaj ya da bizi aramanız yeterli olacak. Güzel bir ana yatak odası var. Şimdi burayı giyinme alanı yapabilirsiniz. Bakın şuradan itibaren güzel bir L dolap çok güzel olacaktır. Tabii ki yatağı buraya koyduk ve bu dolap alanı yetersiz kaldı. Karşı tarafa da dolap yerleştirebilirsiniz. Boydan bir penceremiz var. Zaten buradan gayet güzel gün ışığı alıyor. Ve bir de genel kullanım banyo lavabomuz var. Şu aplikleri de sevdim. Çünkü kitap okumak için de ideal bir ışık. Zaten öyle renkli renkli ışıklar kullanılmamış. Hemen burada da güzel bir banyo lavabomuz var. 60'a 120 seramik siyah zeminde kullanılmış. Mantıklı olmuş. Duvarlarda çok siyah kullanmayın. Mesela şurada kullanmayın bunu. Çünkü su izi kalabiliyor. Kireçli su. Bir de ev aldıktan sonra bu ana şebekeye, yani saatin hemen yanına bir arıtma sistemi var. Onu kuruyorlar. Didim'de aldığınızda kesinlikle onu yaptırın arkadaşlar. Şu anda fiyatlar 2500-3000 TL arasında bir şey. Ama eve gelen bütün suyu temizlediği için elektronik eşyalarınızın da ömrünü uzatıyor. Ben her kendi evimde ya da sattığım her müşterime bunu söylüyorum. Kesinlikle taktırın. Çok büyük bir para değil. Ama bütün makinelerinizi koruyor. Gayet güzel bir de balkonumuz var. Şöyle bahçeyi bir daha gösterelim mi? Drone uçuramayacağız. Çünkü ofisi unutmuşuz. Gayet güzel geniş bir bahçe alanımız var. 500 metrekare arsamız var ve sizi bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Artık yaz geldi. Öğlenleri çekimleri ertelememiz gerekecek. Ya sabah ya da akşam yapacağız. Çok sıcak olmaya başladı. Güzel bir Didim gününde güzel bir villa gezdik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Eğer burayı görmek istiyorsanız aramanız yeterli. Ki büyük ihtimal satılacak gözüyle görüyorum. Çünkü bir müşterimize özel çekecektik. Ama gelip böyle uzun bir video çekelim. Her şeyi de net bir şekilde anlatalım istedik. Kendinize çok iyi bakın. Efeler Mahallesi'ndeydik. 500 metrekare arsa içerisinde en yakın denize 2 kilometre, Altınkuma'da 4 kilometre mesafede güzel şık bir villa gezdik. Fiyatımız da 10 milyon 500 bin TL.